3 Ocak 2023'ten kampımızın 24. gününden tekrardan selamlar arkadaşlar keyifler nasıl umarım yerindedir fazla vakit kaybetmeyeceğim neredeyiz derişim birimlerindeyiz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı kanalımıza arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz çünkü sizler için çok büyük bir emek veriyoruz bugün kısa bir video olacak ne yapacağız kütle hacimde yüzde derişim ve mol kesrini sizlere göstereceğiz arkadaşlar gelin bakalım nerede kaldık bir görev. Geldik bakalım. Burada arkadaşlar neredeyiz? Tabii ki de şu üst sayfaya gideceğim. Şu üçüncü ünite sıvı çözeltilerde bugün arkadaşlar üçüncü bölümdeyiz. 3. bölüm mol kesri ve kütle hacimce yüzde derişim diyeceğiz. Gelin bakalım videomuza başlayalım. Şimdi şöyle pdf'lerdeki sıralama farklı arkadaşlar. Burada ppm'i ben öne yazmışım ama şimdi programı uyalım diye mol kesrine geçeceğim yani buradan. Tamam mı? Şu kısmı yarın göreceğiz ppm kısmını. Şimdi zaten fazla bir şey yok arkadaşlar. Kütle hacimce yüzde derişimde yani biz şöyle demiştik. Kütlece yüzde derişimde 100 gram toplam çözeltide çözülen maddenin gram cinsinden ifadesiydi. Hacimce yüzde derişimde 100 mililitre çözeltide çözülen maddenin hacmiydi. Buradan basit bir mantıkla sorularda bazen gelir. Her 100 mililitre çözeltide çözülen maddenin gram cinsinden bak. Hacimdeki gram tamam mı? kütlesine yani gram cinsinden kütlesine biz diyoruz ki kütle kütleden hacimce de denir. Kütle hacimce yüzde derişim diyoruz. Yine aynı mantıklı dünkü gösterdiğim videolardaki gibi kütle hacimce yüzde derişim. Bak çözünenin gram cinsinden kütlesi çözeltinin mililitre cinsinden hacmi diyoruz arkadaşlar. Çarpı yüz yaparak bunu rahatlıkla bulabilirsiniz tamam mı? Şimdi sorumuza baktığımızda arkadaşlar diyoruz ki Şimdi burada sorumuzda ne demiş bize? 300 mililitrelik X ve Y sıvılarından oluşan bir çözeltide 45 mililitre Y sıvısı bulunmaktadır. Buna göre çözeltinin 100 mililitresinde kaç gram Y sıvısı bulunmaktadır? Bak, 100 mililitresinde kaç gram diyor. Hacimden kütleye gibi düşünebiliriz arkadaşlar. E, o zaman şöyle düşün. Şimdi bana verdiği verilere bakarak ben neyi bulabilirim? Benim elimde 300 mililitre toplam ne varmış çözelti? Bu 300 mililitre çözeltideki Y sıvısı ne kadarmış? 45 mililitre. E o zaman şöyle diyorum. Şimdi bunun içerisinde 45 mililitre Y sıvısı varsa. Şimdi bana diyor ki kaç gram Y sıvısı vardır? E o zaman Y'nin de yoğunluğunu vermiş. 1 mililitresi 0,8 gram. O zaman şöyle diyelim. Y'nin 1 mililitresi 0,8 gramsa şöyle diyelim 45 mililitresi kaç gram gelir diyelim arkadaşlar gramına geçelim. İçler dışarı çarpımı yaparsak buradan ne buluruz? 45 çarpı 0,8'den arkadaşlar buradan ne gelir? 36 gram olarak gelir. Yani y bu kadar varmış tamam mı? O zaman şimdi 300 mililitre toplam çözeltide diyorum ki 300 mililitre toplam çözeltideki y 36 gramsa soru bana diyor ki 100 mililitrede ne kadar vardır? O zaman şöyle diyorum 100 mililitre Çözeltide ne kadar Y vardır diyorum ve buradan içler dışlar çarpma yapabilirim veyahut da 3'e böldüm. 3'e böldüm ne olacak X buradan 12 gram Y vardır. Yani çözelti kütleden hacim C neymiş? Yüzde 12'likmiş ama burada şunu anlayacağım. Her 100 mililitre için 12 gram ne varmış? Y varmış içerisinde. Doğru seçeneğim A seçeneği demiş oldum. Dediğim gibi pdf'de ppm kısmını boş bıraktım. Direkt mol kesri kısmına geçtim. Programa uymak için arkadaşlar o şekilde yazmışız. Bak mol kesirini biz gazlarda görmüştük. Bir çözeltide bir bileşenin mol sayısının toplam mol sayısına değil mi? Toplam mol sayısına oranına ben ne derim? Mol kesiri derim arkadaşlar. Bu yani tamam mı? Şimdi a ve b bileşeninden oluşan bir çözelti için a'nın mol kesirini biz x ile gösteririz değil mi? Mol kesiri dedik. Şimdi şöyle A'nın mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Burada toplam mol sayısı ne? N A artı N B demiş olduk. Burada B'nin mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Burada da N toplam dediğin ne olacak? N A artı N B olacak. Zaten burada da yazdığımız gibi arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Hani bu oran ya mesela şöyle düşün. Mesela A diyelim. Şimdi ikisinden de 1 mol olsun. Tamam mı? A ile B'den 1 mol olsun. Şimdi bu 1 ise, mesela toplam mol sayım 1 artı 1'den. 2 olur. Değil mi? O zaman 1 bölü 2'si olur mesela. Şöyle düşün. 1 bölü 2'si A. O zaman mesela B'den de 1 mol vardı. 1 bölü 2'si B. Öyle düşün. Yani kesirli sayı gibi. E o zaman ben ikisini toplarsam mesela mol kesirleri yani XA artı XB yaparsam. Bak 1 bölü 2'si A. 1 bölü 2'si B toplam 2 bölü 2 gelir. Yani bu da 1 gelir. Yani 1 de mesela 1 bölü 2 0.5 ya. Yani 1 molün hani bir oran yani bak sıklık diyorduk ya derişim birimlerine bak sıklık veriyor sana. Molce diyor her 1 molün 0.5 molü x 0.5 molü de ne olacak diyor burada arkadaşlar. Bizim için x a yani a olmuş oluyor. Yani bir molün 0.5 molü a 0.5 molü de b olmuş oluyor. Her bir molün yani mol kesirine bu gözle bakarsak o zaman ne diyeceğiz? Bir çözeltide mol kesirleri toplamı bire eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Gel bakalım sorumuzu çözelim. Şöyle birazcık küçük yapabilirim bu kısmı. Şimdi diyor ki bana 36 gram su ve 90 gram şeker c6h12o6 katısı karıştırılıyor. Buna göre bileşenin mol kesirleri hangi seçenekte doğru verilmiş? Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız suyun ve şekerin yani C6H12O6 bunların mollerini bulmak. İlk önce mol ağırlıklarını bulalım. Bak ben elime 1 mol molekül alırsam bunun içerisinde 2 mol hidrojen atomu var. 1 mol 1 gram 2 mol 2 çarpı 1 gram. Artı 1 mol oksijen var. Bu da 16 gram soru veriyor bana bunları zaten. E o zaman ben suyun mol ağırlığını 18 gram bölü mol olarak burada rahatlıkla bulabilirim. Aynı şeyi şeker için yapıyorum. Bak 1 mol alırsam elime molekül olarak 6 mol karbon var. 1 mol 12 gramsa 6 mol 12 çarpı 6 gramdır. Hidrojenin 1 molü 1 gramsa 12 molü 12 çarpı 1 gramdır. Grama geçiyorum yani. Oksijene baktığımda 6 mol oksijen var. Oksijenin 1 molü 16 gramsa 6 molü 16 çarpı 6 gram diyorum arkadaşlar. Bak. Şimdi buradan ben şu işlemi yaptığımda şekeri 180 gram bölü mol bulurum. Bu da şekerin mol ağırlığı olmuş oluyor. Şimdi benim elimde 36 gram su var ya. Bak şöyle düşün. Siyahla yazayım. Şimdi 1 mol su 18 grammış. Mol ağırlığını buldum. O zaman 36 gramı kaç moldür dersem. O zaman en buradan ne oluyor? 2 mol olmuş oluyor. Bu ne? H2O. Şimdi aynı şekilde şeker için bakarsak. Bunun 1 molü 180 grammış ya. E burada 90 gram şeker varmış. E, o zaman ne diyeceğim ben? 90 gram şeker kaç moldur dersem en de buradan arkadaşlar 0.5 mol olarak bulunur. Bakın yarısı bakın yarısı. Yani 0.5 mol ne varmış elimde? C6H12O6 varmış. Şimdi mol molleri buldum. Şimdi oranlarına bakacağım. Şimdi XH2O o zaman H2O'nun mol oranı NH2O bölü en toplam demiş oldum. En toplamı da burada hesaplarsak değil mi? Şurada su 2 mol artı 0.5 mol de şeker var toplam 2.5 mol olmuş oluyor. E o zaman burada su 2 mol su var toplam karışımım da 2.5 mol olmuş oldu. Şimdi burada bir işlem yapacak olursam bak 5'e böldüm 0.5 5'e böldüm ne geliyor? 0,4 geliyor 2 ile genişletirsek arkadaşlar burayı o zaman 0,8 olarak ben suyun mol sayısını bulmuş oluyorum yani iki tarafı burada ne yapmanız lazım 2 ile çarpmanız lazım şimdi geldim burada xc6h12o6 dediğimde burada nc6h12o6 bölü n toplam diyeceğim buradaki şekerim 0,5 moldü karışımda toplam 2,5 mol oldu bak Buradan 5'e böldüm 0.1. 5'e böldüm 0.5. Yani buradan da 2 ile genişletirsek iki tarafı. O zaman ne geliyor? Payda 1 oluyor bak burada. O zaman 0.2 olmuş oldu. Bak topladım da yani 0.8'i 0.2. İkisini toplarsam ne yapıyor? 1 yapmış oluyor. Arkadaşlar o zaman doğru seçeneğim D seçeneği. Su 0.8 mol kesiri. Şekerin mol kesiri 0.2 olmuş olacak. Yani mol kesirinin de temel mantığı bu olmuş oldu. Gelin bakalım nerede kaldık işaretleyelim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Geldik 24. güne zaman çok çabuk geçiyor diye her videomda ısrarla söylüyorum. Sen daha çok çalış diye belki farkına varırsın diye. Arkadaşlar 24. günde 3 Ocak 2023 Salı gününde ne yaptık biz arkadaşlar? Sizinle birlikte derişim birimlerinden mol kesrini ve kütle hacimce yüzde derişimi görmüş olduk. Umarım çok faydalı olur sizlere. Soru çözümlerinde farklı soru tiplerini göstereceğim. Ama şimdi ne olduğunu böyle kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.